Herkese merhabalar. Evde nasıl bir çalışma ortamı olmalı dediniz. Bizlere yorumlar attınız. Ve bizler de bunları yapıyoruz. Nasıl Tonguç'um? İyiyim hocam. Ders çalışıyorum. Yoruluyorum Harikasın. Hocam. Tebrik ediyorum seni. LGS bir süreç. Haklısın. Çalışıyorsun. Yoruluyorsun. Ama vazgeçmiyorsun. Tebrik ediyorum seni. Elif Yılgın demiş ki Tonguç bence bir sonraki video çalışma ortamının nasıl olması gerektiğiyle ilgili olsun. Mesela masa nerede olmalı? E, masalarda masada neler olmalı? Loş mu olmalı yoksa aydınlık bir ferah mı gibi? Yorumum hayat ve ilk kez 20'nin üzerine beğeni aldı. Teşekkür ederim demiş. Gerçekten Elif de mutlu olmuş. Yorumuna bir revize getirmiş. Ve biz de Elif'in yorumu gibi başka. Mesela ben benim demiş ki ders çalışma ortamı nasıl olmalı? Lütfen bununla ilgili video gelsin. Mehmet Can Şahin Tomuç lütfen çalışma ortamımız nasıl olmalı? Bununla ilgili video çeker misin demiş. Tomuç'um senin çalışma ortamı nasıl? Dağınık hocam Meyveler falan var masamda. Ama dağınık olursa olmaz ki yani masanın etrafında meyveler var diyorsun, kağıtlar dağınık diyorsun bu olmaz. Niye öyle yapıyorsun? Daha yoğunmuş gibi gösteriyor. Ha, daha yoğun, daha zeki, daha çalışkan gözükeyim diye dağınık yapıyorsun. Güzel ama bu doğru değil. Şimdi iyi bir çalışma ortamı verimli ders çalışmayı artırıyor. Yani çalışma ortamımızın düzenli olması iyi olması, güzel olması bizim de çalışma verimimizi artırıyor. Bunu hatta biz birçok kez size göstermiştik. Yani şöyle dağınık bir ortamda bakın şöyle göstereyim. Şöyle dağınık kalemler falan böyle duruyor. Şöyle testimiz var. Şöyle bir ortamda çalışacağız hadi bakın çalışayım dediğin zaman insanın çalışası gelmiyordu. Böyle karmaşık duruyordu. Ama bunları kaldırıyorum. Şöyle düzgün bir şekilde testimi önümüze koyuyorum bir tane de şöyle kalem aldım mesela bir tane güzel kalem alayım şöyle koydum. Bak bu biraz daha bir tık daha insanda bir çalışma azmi, çalışma gayreti oluşturabilir Diyorsun ki önce temel soruları çözelim, sonra orta, sonrasında yani bir düzgünlük oluşuyor. Şimdi burada önemli olan çalışma verimimizi artırmak için çalışma ortamımızı iyi ayarlamamız lazım. Hatta deneme sınavlarında okul yazılarında bizim için mükemmel bir sınav ortamı hazırlıyorlar, değil mi? Sessiz, düzgün, işte serin ee, ...işte iyi aydınlatılmış bir sınav ortamı hazırlıyorlar. Niye? Kötü olursa Ya sınav ortamı iyi değil diyebiliriz. Birincisi, burada şu çok önemli. 3T'den uzaktır. 3T nedir Tonguç evladım? Ümraniye Tuzlu Otobüsü. Ümraniye Tuzlu Otobüsü mü? O 59T evladım karıştırıyorsun 3T değil. Şimdi 3T, telefon, tablet ve televizyondan uzak olmalıyız. Yani telefon... Tablet, televizyon bizim için çok faydalı. Günde kaç saat telefon kullanıyorsun Tonguç evladım benim? 25 saat kullanıyorum. Gün zaten 24 saat. Nasıl 25 saat kullanamıyoruz Tonguç evladım? Böyle bir şey olmaz ki. 25 saat telefon nasıl kullanabiliyoruz? Şimdi uyurken de oynuyorum hocam. Ha, uyurken de açık kalıyorsunuz. <laughs> Gün 24 saat, 25 saat kullanamazsın. Zaten hakikaten de 25 saat kullanıyor gibi. Telefonu bırakamıyoruz. Ben de sürekli elimde telefonumda geziyorum. Bak şu anda bile yanımda duruyor. Ama bu yanlış. Niye? Çünkü bizler Tabii ki telefondan, tabletten, televizyondan, uzaktan eğitim sayesinde, EBA sayesinde, Tonguç sayesinde çok ciddi fayda elde ediyoruz. Ama ders çalışırken, tam derse konsantre olmuşken, telefonumuzu, dersimizi çalışıyoruz mesela. Diyelim ki burada matematik sorusu çözerken, telefonumuzun şöyle yanımızda durması, sessiz bile olsa böyle aç beni, bana bak, belki bildirim gelmiş olabilir, belki mesaj gelmiş olabilir. Hadi bir bak istersen, zaten bu soruyu da yapamadın, cevabı da zormuş, bu soruya geçene kadar biraz bakarsın, bu testi Diye sürekli seni tahrik eder. Sen nasıl, okul yazılarının yanında telefon olabiliyor mu Tonguç? Olmuyor hocam. Olamıyor. LGS'de senin yanına telefonu verecekler mi? Hayır hocam. Vermeyecekler. O zaman sen de ders çalışırken olabildiğince telefonundan, tabletinden, televizyondan uzak olmalısın. Oda sıcaklığın çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı. Çok sıcak bir odada da terlersin, çok soğuk bir odada da üşürsün. Her ikisi de senin için doğru olmaz. Dolayısıyla odanın iklimini iyi ayarlaman gerekiyor. Masanın üzerinde gereksiz eşyalar, elektronik aletler... Olmamalı. Hani az önce masa ne kadar dağınıkken iyi miydi? Hayır hocam. Kötüydü. Ama masa düzgün olunca biraz daha çalışasımız gelmişti. Dolayısıyla sade bir masa dikkat dağınıklığını önlüyor. Nasıl sen BGS'ye girdiğinde masanın üzerinde sadece sana verecek olan... İşte böyle e, sınav soruları olacaksa, sen sadece sınav sorularını ve kalemin olacaksa o ortama zihnini şimdiden alıştırman lazım ki beynin hep böyle düzgün bir şekilde çalışmaya, telefonsuz, işte senin kimsenin rahatsız etmediği dikkatli bir şekilde test çözmeye beynin prova yapa yapa alışsın ve başarılı olsun. Çalışma ortamın loş olmamalı yani. Karanlık olmamalı, havasız olmamalı. Fazla ışıklandırılmış böyle her taraftan ışıkların çıktığı bir yer olmamalı. Gürültü olabilir. Maalesef gürültü gelebiliyor ama gürültüyü de eğer kontrol edebiliyorsan... Hani dışarıda gürültüyü kontrol edemezsin ama evde birileri gürültü yapıyorsa... ...televizyonun sesini yüksek sesi açtıysa onlardan sessiz kalmalarını isteyebilirsin. Dağınıklık olmalı. Bu şekilde bir ortam bizim başarımızı engeller. Ve sen soruyu çözerken diyelim ki Soruyu çözüyorsun diyelim ki şu matematik sorusunu yanlış yaptın. Ya gürültü olmasaydı yapmazdım. İşte ya işte e, dağınık olmasaydı odam yapmazdım diyecek bahanen kalmamalı. Her şeyi düzgün bir şekilde hazırlamıştım. Ama ben bu soruyu yanlış yaptım. O zaman karakutu okutaraktan sorunun çözümünü öğreneyim. O zaman dikkatli bir şekilde din dersi yeniden anlamaya çalışın demelisin. Hiçbir zaman bir bahanen olmamalı. Yani düzgün bir çalışma ortamı Düzgün bir masa bizim başarımızı artırır. Bir de hedeflediğimiz liseyi ya da haftalık çalışma planımızda göz önünde bulundurabiliriz. Yani senin hedefin hangi lise olmuş Galatasaray lisesini istiyorum hocam. Vay Galatasaray lisesi. Tebrik ediyorum seni. Her sene hedef büyütüyorsun bu arada. Galatasaray lisesini istiyorsan Galatasaray lisesinin resmini ya da Galatasaray lisesine öne gidip çektirdiğin bir öz çekim yani selfie'nin resmini ya da böyle motivasyonu artırabilecek Galatasaray lisesi ile alakalı bir resmi duvarına asabilirsin ve aynı zamanda haftalık çalışma planında mutlaka önde bulundurabiliriz. Yani bir sana böyle uzak denetim programları veriyoruz ya bunları önüne asabilirsin. LGS programları veriyoruz. Bunları önüne asabilirsin. Dolayısıyla kendin de yapabilirsin program. Dersin kardeşim benim yıllık hedefim bu. Galatasaray Lisesi. Aylık olarak bu kitapları bitirmek istiyorum. Haftalık olarak bu ödevlerimi yapacağım. Bugünkü ödevim de bu dersin. Yani haftalık olarak programını revize edersin. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedin ya. Burada derslerine yazdım mesela. Türkçe, e, işte inkılap, İngilizce, din, matematik, fen. Bunlarla alakalı tek tek ödevlerin belli olur. Sen buralara hepsini yazmışsındır. Her hafta yapacaklarını tek tek yazarsın ve buralara tık atarak ilerleyebilirsin. Bunu haftalık olarak değiştirip aylık olarak da güçlendirebilirsin. Ve bunların önünde durması hatta bizim akıl haritalarımız var biliyorsun. Akıl haritalarını kullanıyor musun? Uçak? Evet var. Tebrik ediyorum. Mı süslüyor hem de hocam. Odanı süslüyor değil mi? Motivasyonu artırıyor. Harika bak. Hem odanı süslüyor hem de motivasyonu artırıyor. Çünkü sen oturduğunda masaya şöyle masan böyle duruyor diyelim ki etrafında böyle farklı farklı öğrenmen gereken bilgilerin asıl olması senin motivasyonunu mutlaka artıracaktır. Uygun oda sıcaklığında ve dik pozisyonda çalışmak da mayışmana engel. Yani ben yatarak çalışıyorum. İşte televizyonun karşısında çalışıyorum dediğimiz zaman ister istemez dikkatimiz dağılır. Sessiz ya da dikkat dağıtmayacak hafif bir müzik konsantrasyonu artırabilir. Ama Gerçek sınavda sessizlik olmayabileceği için ya da müzik olmayabileceği için benim tavsiyem mutlaka mutlaka eğer ders çalışman ee, İyi ise o anda çalışasın geliyorsa normal sessiz bir şekilde çalış. Ama ne zaman konsantrasyonun düştü mesela paragraf sorusu çözeceksin ya da dikkatin dağıldı hiç çalışmayacaksın hiç çalışmamaktansa böyle hafif bir müzikle ders çalışabilirsin bak hiç çalışmamaktansa. Ama zaten sessizlik bir ortamda çalışabiliyorsan yani gerçek sınav ortamında çalışabiliyorsan o zaman normal çalış müzikle çalışma. Ama normal çalışın 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 mesela şuradan aldım şöyle göstereyim. İşte ...buradan çözdün, matematiği çözdün, sessiz bir şekilde çözdün. çözdün. Sonra bir anda artık yoruldun, fene geçtin. Üf, çalışmasam mı ya dedim. İşte o anda motivasyonun düştüğü anda hafif bir müzik diye bir müzikle açalım. En sevdiğin şarkı hangisi olmuş evladım? İsmail YK hocam. İsmail YK mı? <laughs> İsmail YK. İsmail YK falan hafif müzik değil. Onları dinlersen dikkatini dağılabilir. Onları biz de seviyoruz ama tabii ki ders çalışırken olabildiğince böyle dikkat dağıtmayacak şarkılar olmalı. Ders çalışma ortamını gözden geçirmen lazım. Bunlardan hangi hata varsa sende? Yani telefonun yanındaysa artık ben telefonum yanında durmayacak. Ders çalışırken sınav gibi yapacağım diye. Çok aydınlıksa Aydınlığı azalt. Çok karanlıksa ışığı artır. Dağınıklık varsa dağınıklığı önle ve mükemmel bir şekilde bu hataları düzelttikten sonra, hedefinde duvara açtıktan sonra başarıyorlar. Hadi bakalım Tonguç'um, ödül sorumuzu yap yorumlara. Tamam yorum. hocam, görüşürüz.